Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bir süre boyunca video gelmedi. Video gelmemesindeki sebep karantinadaydım. Türkiye'ye geldim. Ve bundan dolayı da işim vardı. Yani ve karantinada bulunduğum odanın interneti de pek iyi değildi. Sonuçta Türkiye yurdu. Yani Rusya'daki yurtların pek iyi olduğu söylenemez internet konusunda zaten. Kendi internetleri. Yer neyse çok boş yaptım. Bu konuya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Şimdi arkadaşlar, Rusya'ya gittiğimde şu konuyu çok merak ettim ben. Şimdi ben Türkiye'deyken mesela örnek veriyorum, Anadolu Üniversitesi'nde üniversiteye başladım Eskişehir'de. Şimdi benim sevgilim var. 5 tane arkadaşım var. Arkadaşlarımın da sevgilisi var. Terledim bir dakika. Eğer ki sıcak havadan nefret ediyorsanız Rusya size göre bu arada. Bu da not olsun size, küçük dipnot. Her neyse. Şimdi bakıyorsun 5 tane arkadaşım var, sen varsın. Hepinizin de sevgilisi var. Şimdi 2 gün geçiyor. İkisi geliyor diyor ki herhalde ayrılacağız. 5 gün geçiyor. Hadi bir hafta geçiyor. Bir hafta sonra biri ayrılmış. 2 hafta sonra 4 ayrılmış. İşte 3 hafta geçiyor sen de ayrılmışsın. 2 ay geçiyor. Birincisi ikinciye geçmiş. İkincisi dördüncüye geçmiş. Üçüncüsü üçüncüye geçmiş. Dördüncüsü belki beraber, o da bir küçük bir şans. Sen geçmişsin altıncıya, o geçmiş dördüncüye. Mevzu tuhaf. Şimdi her gördüğüm arkadaşım bir başkasıyla. Şimdi bu olayların da ben laçka olmaması tadındayım. Yani bir insanın istediği şey tam olarak neyse onu bulması lazım. Yani ilişki ise ilişki, başka şey ise başka şey, başka şey. Ve bize bir meres lazım ya. Rusçayı öğrendiğim için Türkçeyi unuttum. Ama bunu yapabilirim. Just do it. Başka şey. Başka şey. Evet, başka şey. Evet. Tabii başka şey. Her neyse. Şimdi ben Rusya'ya gittiğimde mevzuata tabii baktım. Şimdi mevzu aynen şu şekilde gerçekleşti. Rusya'ya gittin abi. Okul başlıyor. Tamam mı? Sen varsın, arkadaşım var, başka arkadaşım var. 5 tane, hadi örnekleri aynı yapalım. 5 tane arkadaşım var. Ben bunları size sayarım. Tamam mı? Şimdi ben vardım. Sayamam, isim vermek istemiyorum. Neden isim vermek istemiyorum? Çünkü adamların ismi gizli kalsın abi. Ne oldu işte, adamların ismi gizli, neyse. 5 tane arkadaşım var. Lan lafı çok uzatıyorum ya. Anadolu'm durma durma, gel 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 gel, saadete gel. Başlıyorsun, tamam mı? Bir hafta geçiyor, ayrılan yok. 2 hafta geçiyor, ayrılan yok. 3 hafta geçiyor, ayrılan yok. 4 hafta geçiyor, ayrılan yok. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay. Kaç ay geçti? Ben Ekim'de gittim Rusya'ya. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Dayız. Haziran'dayız. Evet, kaç ay etti? Kaç ediyor la bu? 9 ay. Aynen. Bir an parmaklarım 6 tane zannettim. Devam edebilirim. 9 ay boyunca 5 arkadaşım artı benden sadece bir kişi ayrıldı. Ve onların ilişkisi de benden önce başlamıştı. 1 yıl sürdü. Şimdi ya diyeceksin ki Salih abi atma ya. Ya bizi doğrularla gel. Bize böyle Rusya sanki cennetmiş gibi bahsetme. Ya ben size Rusya cennet demedim ki. Ben Rusya'nın iyi şeylerini sayıyorum. Beğenmediğim şeylerini de söylemiştim zaten size. Her neyse, bu mevzu ama benim beğendiğim bir kısım. Şimdi mevzuyu aynen birazcık size açayım anlamanız için. Size mevzuatı bir açayım. Şimdi çok güzel bir şekilde size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce Türkiye'den bahsedeyim. Şimdi benim isim vermeden anlatacağım. Eskişehir'de bir sevgilim vardı. Anadolu Üniversitesi'nde hazırlıkta. Yani ben de ilişkilerimde şey düşünen bir insan değilim. İşte bununla geleyim, bir şeyler yaşayayım, ondan sonra başkasına geçeyim. Yok, var, ben direkt evlenmek istiyorum yani. Beni evlendirin, bu hayatta çıkartın sevgili Müslüman Müslüman kardeşler. Tuhaf geldi değil mi? Günümüzde böyle şeyler düşünenler yok. Evet. Ben farklıyım. Neyse, devam edelim. Yani evlenmek istiyordum. Neyse, bir gün geçti, 2 gün geçti, 3 gün geçti. Her şey çok güzel falan filan. 4. gün bir tane kız geldi yanımıza. Tamam. Şimdi kız şey yapmış, sevgilisinden ayrılmış, işte yalnızmış, yanında insanlar olması gerekiyormuş. Bundan dolayı biz de
O kızı yanımıza aldık. Biz normalde Anadolu Üniversitesi'nden çıkardık. Çıktıktan sonra da otostop çekerek eve giderdik. Bir nevi paramız olmadığı için değildi. Hani zevk meselesi. Anlatabildim mi? Zevk meselesi. Her neyse. Şimdi bu kız geldi. Bu kız geldikten sonra bizim bir planımız var abi. Oturuyoruz, otostop çekiyoruz. Ondan sonra evlerimize gidiyoruz. İşte yolda oyalanıyoruz falan filan her neyse. Şimdi bu kız geldi. Yanımızda duruyor. Yani plana uyması lazım. Ya işte otostop çekerseniz bizi kaçırırlar. Tenha tenha yollardan götürürler. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? Ha sikecen ne olacak? Hatırladınız değil mi? Neyse. Tenha tenha yollardan götürürler işte her neyse. Ya dedik ya biz böyle yapıyoruz. Ne yapalım? Otobüse binelim ya. Tamam otobüse binelim. Otobüs bekliyoruz. Otobüs böyle geldiği anda ya ben fikrimi değiştirdim. Otostop çekelim. Ben sizin planınızı uyayım. Böyle böyle yarım saat belki 45 dakika beni bekletti. Tamam. Ya şimdi benim de sevgilim var yanımda. Yani işte yani onunla beraber bir şeyler konuşmak istiyorum ama arada böyle bir parazit gibi bir şey var böyle. Amip gibi tamam mı? Ondan sonra ben de o anda oturuyordum tamam. Oturduktan sonra iki elimi de dizime çarparak şöyle bir ses çıktı. Dizime çarparak ayağa kalktım. Ve dedim ki hadi sen git artık. Çünkü gitsin abi. Ondan sonra bizim kız uçtu. Kulaklığı taktı. Şey mod. Spain Serial Elite. Bunun gibi anladın mı? Kulaklığı takmış, kapşonu örtmüş, böyle yürüyor. Ben de arkadan bağırıyorum ey falan filan. Ama umursayan kim moruk? Biz Amerika'dayız yani anladın mı? Lan Türkiye'de yaşıyorsun işte. Neyse arkadan gittim sen ne yapıyorsun? Çocuk musun? Bizim sorunlarımızı birbirimizin konuşması lazım falan filan falan filan derken eve kadar bu şekilde konuştuk. Evde de mevzuyu hallettik. Hallettikten sonra ben tabii özür diledim ondan. Suçlu olmamama rağmen mevzuyu siz dinlediniz. Suçlu olmama rağmen ben özür diledim. Özür diledikten sonra işte mevzuyu hallettik. Akşam beni aradı. Ben de böyle bir küçük bir rahatsızlığımı belli ettim. Yani şunu aslında belli etmeye çalıştım. Yani her zaman olay olduğunda ben mi özür dileyeceğim? Suçlu sen olmana rağmen böyle devam mı edecek? Neyse herhalde benim o dediğim olay birazcık hanımefendinin aşırı derecede zoruna gitmiş. Benden dolayı Instagram açmıştı. Instagram'ı aldı abi, sildi. Yani bu ne demek? Ben senden dolayı Instagram açtıysam eğer, Instagram'ı sildiysem ne demek? Ayrıldık demek moruk. Neyse. Sonra benim böyle bir canım sıkılmıştı falan filan. Ertesi gün okula gelmemişti. Okula gelmediğinde anladım zaten. Mesaj atıyorum, barışmaya çalışıyorum. Yok, ne oldu abi sen benim arkadaşıma kötü davrandın. Ya diyorum hani mantıksal olarak konuşalım. Gel mantık açısından konuşalım bu mevzuyu. Yok işte ben mantık olarak değerlendirdim. Sen benim arkadaşıma kötü davrandın. Arkadaşıma kötü davranan bana da kötü davranır. Biz ayrıldık, bitti. Ondan sonra da bana dediyse beğenirsiniz. Seni de gözlemleyeceğim, izleyeceğim. Eğer sen düzelirsen ilişkiye tekrar başlayabiliriz. Lan oğlum sen şirket misin bana iş mi teklif ediyor? Anladın mı? Yani şimdi bunlar ben bunun gibi size tonla anlatırım. Şu anda video dakikası 8.13 saniye yazıyor. Ben sizi 2 gün 48 saat gene anlatırım. Daha fazlasını da anlatırım. Türkiye'de mevzuat böyle oluyor. Ben de böyle oldu. Şimdi diyecekler ki abi ya her kadın böyle değil. Ya tamam evet her Türk kadını böyle değildir. Buna tabii ki inanıyorum. Vardır elbet farklısı. Ama bana hep böyle geldi. İstisna yok ha. Hep böyle geldi bana. Her neyse. Şimdi Rusya'da mevzuat nasıl oluyor biliyor musunuz? Onu da hemen anlatayım. Çünkü iki yerde de ilişkim olduğu için karşılaştırabiliyorum değil mi? Yakaladığınız siz. Her neyse. Şimdi Rusya'da benim sevgilim oldu. Neyse. Şimdi nasıl bir mevzuat gerçekleşti? Olay geldi. Mevzuat ne ya? Neyse kalktım gitti. Nasıl bir olay gerçekleşti bizim aramızda? Şöyle bir olay gerçekleşti abi. Şimdi bir gün bizim yurdumuzda Araplar vardı. Şimdi Araplar da birazcık yani tam olarak genel konuşmayayım ama abaza bir toplum. Erkek açısından yani 19, 20, 21, 22 açısından. Yani herhalde şeriattan dolayı ya da oradaki kızların güzel olmasından dolayı ya da el ele yani bana geliyordu çocuk Arap diyordu ki ya biz el ele bile tutuşamıyoruz ben terliyorum falan diyordu. Böyle su akıyormuş böyle üstüne. Yani kızı görünce Rusya'da tamam her neyse. Şimdi ben de doğal olarak kız arkadaşımın onlarla konuşmasını yasakladım. Tamam yasakladım. Yasakladıktan sonra dedim ki yani bundan dolayı istemiyorum. Hani herhangi bir şey olmasını istemiyorum dedim. Zaten ben onlarla konuşmanı istememe rağmen bak dedim birkaç tane olay olacak. Ondan sonra olaylar oldu. Nasıl bir olaylar oldu? Bir tane çocuk ona yazdı. Dedi ki neredesin? Zaten hepiniz ismini biliyorsunuz. Katya hanımefendi. Katya neredesin? İşte odamdayım. Sen neredesin? Demedi tabii.
odamdayım. Neden bana cevap vermiyorsun? Neredesin dendiğinde sen de neredesin denir. Allah Allah, mevzuya bak. Arapistan'da öyleymiş. Bizde nasılsının cevabı verilir ama. Her neyse, ondan sonrasında çocuk diyor ki mutfağa gel. De diyor ki gelmeyeceğim. Çocuk diyor fuck off diyor. Siktir git diyor yani o zaman. Ya şimdi ben bunu gördüm. Dedim ki sen dedim hani neden bu çocukla konuşuyorsun? Ya zaten amacı belli. Engelle. Ya ondan sonra ben engellemek istemiyorum tribine girdiği anda benim böyle kafamda böyle bir şimşekler çaktı, sinirlendim. Dedim lan anasını, ne oluyor abi ya, bir dedim ya, böyle tribe girdim yani. Ondan sonra ne yaptım abi? İşte trip attım. Aslında hani gerekli de olması gereken bir tripti. Çünkü ciddiyetimin farkına varması lazımdı. Türkiye'deki gibi beklemedi. Beni beklemedi. Ya ben suçluyum ama bu benden tekrar özür dilesin gibi bir şey beklemedi. Kendisi geldi, özür diledi. Ve bu sadece bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Çok fazla oldu. İlişkimiz şu anda 7 ay. 7 ay boyunca belki 10 defa, belki 20 defa oldu. O 20 defa mevzusunda kim suçluysa o gitti, özür diledi. Ve şöyle bir olay oldu. Ben gerçekten çok hoşuma gitti bu olay. Yani dedim ki katli dedim hani gerçekten hata yapıyorsun. Okey, hataların küçülüyor ama her hatada özür diliyorsun. Bana dedi aşkta gurur olmaz. Şimdi bu kız ilk tanıştığında benimle böyle etkili cümleler kuran bir kız da değildi. Yok aşkta gurur olmaz, yok ben zekaya bakarım. Yani bir nevi şeydi hani, onu beyninde barındırandı. Ama Türkiye'de ne oluyor? Abi işte aşkta gurur olmaz, ben zekaya bakarım. İşte çok parası olan erkek şımarıktı falan filan tarzında. Bu şekilde konuşuluyor. Yani bir nevi ideal erkek tipi belirleniyor. Ben de bu sözleri duyunca şöyle diyordum. Lan bu benim. Tamam ama benim ilişkim bir hafta sürüyor abi. Şimdi ne yapayım ki ben? Benim ne yapmam lazım? Hani mevzuat böyle abi. Ben hatta Katya vardı, Melisa vardı, Julia vardı, Alice diye bir kızı vardı. Dördümüzdük. Bir de ben vardım. Konuşuyorduk işte. Bana birden hani ilişkiler hakkında konuşuyorduk. Bana birden şey sorusu sordular. Hani Türkiye'de ilişkiler ne kadar sürüyor dediler ortalama. Ben dedim bir hafta, iki hafta, üç hafta falan dedim. Birden böyle bir kısmı güldü. Bir kısmı da böyle şaşırdı yani dedim. Dedim niye şaşırıyorsunuz abi dedim. Hani Rusya'da ne kadar dedim. Ya Rusya'da bir yıl ya, bir ila bir buçuk yıl arasında, bir buçuk yıl arasında değişiyor. Allah Allah, ben böyle bir durdum. Ya dedim bu doğru mu cidden ya? Ondan sonra da kendi gözlemlerimde bunları zaten gördüm. Şimdi mevzu böyle abi. Türkiye'de yani benim her zaman söylediğim bir cümle var. İster istemez, kimseye suç yüklemiyorum burada. Arap kültürüyle büyümüş, Avrupa hayaliyle gelişmiş arada kalan bir nesiliz. Beyni olan o arada kalan nesilden dışarıya çıkıyor. Beyni olmayan orada devam ediyor. Ve bunu ispatlayamıyorsun da kendine. İstediği kadar metroda eline kitap çıkarsın, Dostoyevski okusun. İsmini bile doğru söyleyemiyorum ama onlardan zeki olduğuma inanıyorum. Her neyse, ben kişisel gelişim okuyorum. Kişisel gelişim okuyayım. Şimdi abi mevzu böyle. Rusya'da bunlardan dolayı uzun sürüyor. Bir örnek daha vereyim hemen videoyu bitirmeden. Şimdi benim Katya'nın bir arkadaşı vardı, Diana diye. Şimdi çocuk jiletliyor ya her yerini. Niye abi? Psikolojisi bozuk. Tamam mı? Üniversiteyi bırakmış. Çalışıyor bir yerde. Psikolojisi bozuk. Bundan dolayı da kendini jiletliyor. Şimdi ben de dedim ki Katya işte Diana ile konuşuyor. Diana acı çekiyor bundan dolayı falan. Ben dedim ki ayrılsın abi dedim. Sen böyle mi düşünüyorsun? Onun için savaşması lazım. Abi hep mevzu böyle dönüyor Rusya'da. Hani bazen şeyler vardır, mevzular vardır. Böyle bir şey yaparsınız. Yaptıktan sonra son kozunuz vardır ya. O son kozu sonuna kadar bekletirsiniz. Türkiye'de bu koz ilk başta harcanıyor. Rusya'da en son, sabrın sonuna kadar bekletiliyor. Sabrın sonu da 1-2 olay değil. 1 ila 1,5 yıl sürüyor zaten. Yani mevzu böyle arkadaşlar. Rusya'ya gelmek gibi bir niyetiniz varsa Türkiye'deki gibi bir şeyler olmayacak. Bunu çok çok iyi anlayın. Türkiye'deki gibi değil. Yani gelmek isteyen insanlara da bunu diyorum. Sen Rusya'ya geliyorsun, Türkiye'ye gelmiyorsun. Yani Türkiye'den dönüp Türkiye'ye gelmeyeceksin. Türkiye'den Rusya'ya gideceksin diyorum. Mevzu böyle arkadaşlar. 15-20 tane video çektiğim için hala kapanışları yapamıyorum ama siz yapmış sayın beni. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bunun hakkında gerçekten merak ediyorum. Ne düşünüyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.